Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, esenliği hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Çok değerli takipçilerimiz, İstanbul Aile ve Din Rehberlik Bürosu olarak hazırlamış olduğumuz insana ve topluma dair sohbetler programımızı devam ettiriyoruz. Bu hafta da çok kıymetli bir konuğumuz olacak inşallah. Profesör Doktor Ahmet Akın hocamız, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde psikolojik rehberlik bölümünde öğretim üyesi hocamız ve kendisini evet kıymetli takipçilerimiz bugün Ahmet Akın hocamızla kendisini de kısaca ifade ettiği 5M yani moda, medya, mantalite, mahremiyet ve materyalizm ekseninde insan konusunu inşallah konuşacağız. Değerli hocamıza daveti yolladık ve kendisi de şu an karşımızda. Değerli hocam hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Nasıl böyle görüntü? Ses? Hocam biraz daha geriden çekebilirseniz görüntüyü. Peki. Yukarı. Ses iyi mi? Tamam. Şu an iyi hocam görüntü. Ses de güzel. Hocam, görüntü ben biraz şey gibi oldu. Görüntü biraz karanlık mı oldu? Şöyle mi yapsak? Yani istiyorsanız şöyle bir konuma. Peki. Siz şey yapın. Ben de şöyle konum değiştireyim. Biraz daha aydınlık olsun. Şöyle daha iyi zannedersem. Evet hocam daha güzel oldu. Peki. Evet kıymetli takipçiler için. Belki yeni tanıyanlar vardır. Gerçi çoğu televizyonda, başka sosyal medya mecralarında sizi zevkle takip eden takipçilerimiz var. Estağfurullah. Bizden sürekli hep de bulunan takipçilerimiz oluyor. Ahmet Akın hocamız, psikolojik rehberlik bölümünde öğretim üyesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. Kendi alanında kitabı bulunuyor, sayısız makalesi. Türkiye'de ve yurt dışında makaleleri, bildirileri bulunuyor hocamızın. Ve seminerlerde pek çok alanda, kendi alanında çalışmaları bulunuyor. Çok bereketli çalışmalarıyla sizlerle oluyor. Genç yaşında profesörlük ünvanıyla hizmet ediyor. Hocamıza maşallah diyoruz. Allah ilminizi daha da arttırsın, bereketlendirsin inşallah hocam. Estağfurullah. Evet hocam, ben kısaca bir girişten inşallah insanı buyurun konuşuyoruz. Sözü İsterseniz size takdim edip bırakayım. Siz devam edin inşallah hocam. Peki. Evet. Başlayabilir miyiz? Bekleyeceğiz mi biraz? Tabii. Başlayabiliriz hocam şu an. Peki. Değerli hazirun, selamünaleyküm. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiği için İstanbul Aile Danışmanlık Rehberlik Bürosu özelinde Muhammed Hocam'a hasreten teşekkürlerimi arz ediyorum. Konumuz inşallah bugün materyalizm. Hem materyalizm diye konuyu verdim fakat sonradan bana çok değerli bir büyüğümden bir teknik ifadelendirme ile ilgili bir katkı geldi. Dedi ki materyalizm demeyelim ona metaryalizm diyelim. Yani meta üzerine düşkünlük. Bu çağın biraz sorunu. Materyalizm biraz daha felsefi ve fiziki maddeyle ilgili. Şu anki biraz daha materyalizm olduğunu söyledi. Ben de ona uyarak materyalizm ve modernite kıskacında insan üzerine bugün konuşacağız. Şimdi tabii insan deyince sizin de çalışma alanınız aile olduğu için aile ve insanı bir araya getirecek ve ikisini efendim destekleyecek bir konuşma olsun istiyorum. Önce tabii bir şeyle başlayayım. Bir saat kadar herhalde süreniz değil mi Muhammed Hocam? Evet hocam. Bir saat inşallah doldurmaya çalışırız. Bizim üniversite camiasında bir sorun vardır. Hocalar yazarlar, makaleler, yayınlar, kitaplar yaparlar ama bir sepetli balon hikayesiyle acziyetimizi ifade edelim. Birisi sepetli balonla yolculuk yaparken yolunu kaybetmiş.
Altta da bisikletle giden birisini görmüş. Bari demiş şuna sorayım nerede olduğumu öğreneyim. Sepeti, balonu, havasını azaltmış ve bisikletliye bir 5 metre kadar yaklaşmış. Sonra sepetten sarkıp demiş ki beyefendi ben neredeyim? O da demiş ki balonun içindesiniz demiş. Peki demiş efendim balon nerede? Benim üzerimde demiş. Ya demiş tamam bari siz neredesiniz onu söyleyin. Demiş ki ben de balonun altındayım demiş gördüğünüz gibi. Tamam demiş sizden istediğim cevabı tam olarak alamayacağımı düşünüyorum ama bir sorum olacak demiş. Buyurun. Demiş siz profesör müsünüz? Evet demiş. Nereden anladınız? Vallahi demiş söylediğiniz her şey doğru ama pek bir işime yaramadı. Anlattığınız şeyler. Bu bizim biraz sıkıntımızdır. Akademik bilgiyle güncel bilgiyi birleştirmek, akademik bilgiyi sahaya ulaştırmada gerçekten zorluk yaşıyoruz. Konuda aile olunca, insan olunca bu konuları biraz daha sahaya dönük, gerçek hayata dönük birleştirmenin gerekliliğini her zaman daha fazla hissediyorum. Şimdi boksör ringde maç yaparken fena bir şey olmuş maç. Biraz yamulmuş deyim yerindeyse. Ara vermiş hakem. Antrenör de gelmiş bunun yanına. Oğlum çok iyi gidiyorsun. Devam et. Harikasın. Yeneceğiz falan filan. İyi de demiş. Hocam birisi beni dövüyor demiş. Bu kim? Yani bir yerde bir sorun var. Sen çok iyi diyorsun, güzel diyorsun da ben de dayak yiyorum. Biraz sanki insanımızın ve ailemizin bu çağdaki, bu son 20 yıldaki durumu bu. Önce ben biraz neredeydik, nerelere geldik? Bir geçmişe bakış çizmek istiyorum. Şimdi eskiden gerçekten Türk İslam ailesi, bizim Osmanlı Selçuklu ailemiz, Emanuel Karasu öyle der 1900 yılların başlarında. Der ki biz üzerine çalışmamız gereken en önemli şey Türk İslam ailesidir. Çünkü biz bu aileyi değiştiremezsek, dönüştüremezsek her an bir Abdülhamit doğurabilir bu kadınlar. Ve bu aileden her an bir Abdülhamit çıkabilir. Bütün yatırımlarımızı bunun üzerine yapalım der. Ve o günden itibaren bu modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma kavramları üzerinde bilhassa aile ve insan üzerine ciddi projeler olduğunu gözlemliyoruz. Ben artık bunu proje olduğunu söylemekten hiç geri durmuyorum. Çünkü parçalar birleştiğinde, yukarıdan baktığımızda gerçekten ciddi bir kültürel dezenformasyon, kültürel emperyalizm. Zaten bu üst akıl dört tür insan derisi vardır. Kızıl derilileri bu vahşi kapitalizm ve materyalist akıl. Bunlara kızıl deriller malumunuz doğada tabiat eczanesinden her türlü hastalığın şifasını bulabilen bir topluluk, bir kabile, bir ırk diyelim. Kızıl deriller. Bunları 1800'lü yıllarda malumunuz o zamanlar Amerika beyaz adam. Efendim bunları bir soykırıma tabi tutuyor. Onu da şöyle yapıyor. Bunlara laboratuvarda üretilmiş bir virüs virüs bulaştırmış. Milyonlarca battaniye hibe ediyor. Tabii bunlar doğadaki her türlü hastalığı buluyorlar ama yapay bir hastalık olduğu için tifo virüsünün çözümünü bulamıyorlar ve o battaniyeler, hibe edilen battaniyelerle çok kısa sürede büyük bir soykırım yaşanıyor. Kızılderililer böyle yok ediliyor. Siyah derili yani Afrikalı insanlar bunları da bildiğiniz kölelikle yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürgeleştirerek her Avrupa ülkesinin bir sömürge, birden fazla hatta sömürgede olan Afrika ülkesine sahiptir. Onlar şöyle der, beyaz adam geldiğinde bizim elimizde elmas, onların elinde incir vardı. Şimdi gittiklerinde bizim elimizde incir kaldı, onların elinde elmaslarımız kaldı. Bildiğiniz 1900'lü yılların ortalarına kadar kölelik hala devam ediyor ve çok ilginç resimleri son zamanlarda görüyoruz. Örneğin Cezayir'de efendim insan hayvanat bahçeleri. Yani siyah vatandaşları, siyah insanları kafeslere koyarak özellikle çocukları, bebekleri. Avrupalılar oraları gezerek bakın böyle varlıklar da var, böyle canlılar da var diyerek o resimleri biz görmüşüzdür son zamanlarda sosyal medyada. Bildiğiniz kölelikle siyah ırkı da bu şekilde şey yaptılar. Bizim gibi Orta Doğu ve Uzak Doğu toplumları, biraz daha bronz tenli toplumları, bunları da kültürel emperyalizm, bu 5M ile
modayla, medyayla, mahremiyet, mantalite ve materyalizm düşkünlüğüyle ele geçirdiler. Bunu yapan üst takım, tabii beyaz insan, sarı ırk, öyle bir vahşidir ki bu Orta Doğu ülkelerinde ve Uzak Doğu ülkelerinde, Asya ülkelerinde diyelim, Asya kıtasında yaşayan insanları sarışın kadının ve beyaz insanın makbul olduğuna inandırdılar ve bu yüzden Asya ülkelerinde 300 milyon insan yılda beyazlatıcı kozmetik ürünleri kullanıyorlar. Derilerini beyazlatmak için, daha makbul insan formuna dönüşmek için ve bunların %20-%30 civarı cilt kanserinden ölüyor. Yani bu kadar vahşi bir kapitalizmden ve materyalizmden söz ediyoruz. Tabii biz çok güçlü bir toplumuz, çok güçlü insan yapımız var, sosyal mayamız çok güçlü, tutkalımız çok güçlü. Çünkü çok kadim bir geleneğimiz var. Yani Avrupalı'nın, affedersiniz, pislik içerisinde yaşadığı çağlarda bizler dünyaya medeniyet dağıtan toplumlar. Bununla övünebiliriz. Bunda hiçbir sakıncası yok. Hem medeniyetimiz, kültürümüz köklü ve güzel, hem de çok ince özelliklerle dolu. Birkaç örnek vermek istiyorum burada. Mesela evlerde tokmak olurdu kapılarda. Kalın tokmağı çalan erkek geldiğini, ince tokmağı çalan kadın geldiğini ifade etmek için kullanılır. Evde ona göre hazırlık yapılırdı. Yani daha evin dış kapısında mahremiyete özen gösterilirdi. İşte balkonda sarı çiçek varsa hasta bir evde birisi olduğunu gösterirdi o sarı çiçek. Ve oradan geçenler sessiz sakin olurlardı. Kırmızı çiçek varsa gelinlik çağında bir kızımız var. Evde girip konuşun. İşte argo konuşmayın, dikkat edin. Ona da bir simgeyle, sembolle şey yaparlardı. Mesela yemek, misafirlikte yemek geldiğinde sevmediğiniz bir yemekse hemen yanına yoğurt isterdiniz. O yemeği reddedip yememek ve kibire düşmek yerine o yemeğin tadını yoğurtla değiştirirdiniz. Böylece hem yemeği yemiş, nimete burun kıvırmamış olurdunuz, hem de ev sahibi bir daha geldiğinizde size sevmediğinizi anlar. Nerede o yoğurt istediğiniz için. Kahvenin yanında su neden gelir mesela? Toksanız suyu içersiniz, açsanız kahveyi içersiniz. Pardon, tam tersi. Açsanız suyu içersiniz, toksanız kahveyi içersiniz. Suyu içtiğinizi görürse ev sahibi hemen hafiften yemek hazırlıklarına başlardı. Siz açım veya yemek istiyorum demez zorunda kalmazdınız. Çocuğunu komşuya yollardı tuz istemeye annesi. Çocuğu derdi ki anne evde tuz var, niye istiyoruz? Oğlum onların maddi durumu iyi değil. Onlarda her evde tuz vardır. Biz onlardan tuz isteyelim ki onlar da bizden ihtiyaçları olduğunda yağ şeker isteyebilsinler. Biz onlara borçlu kalalım. Yoğurtçu sokaktan geçerken bir geçer, iki geçer, üç geçer, yoğurt yoğurt diye bağırır. Evin babası der ki hanım şu bizim tencereyi getir, tavayı getir, ne yapacağız? Yoğurt alacağız. İyi de bey evde yoğurt var, bizim ihtiyacımız yok. Bizim yok ama bu yoğurt satan kardeşim ihtiyacı var. Üç kere aynı sokaktan geçti. Bizim yoğurdu almamız lazım. Bu kadar ince bir toplum. Hem hal hem gam olan bir toplum. Hem dem olan bir toplum. Yine pazardan büyüklerimiz meyve sebze seçmezlerdi. Çürük olan elmanın hakkı kalmasın diye. Çürüğünü de alırlardı. Evde gelip onu ayıklarlardı ve yerlerdi. Hiçbir şey israf edilmezdi. Efendimiz 63 yaşında vefat ettiği için 63 yaşında geçenlere yaşı sorulduğunda biz haddi aştık derdi. Yani biz Efendimiz'den fazla yaşadık. Bu bizim hakkımız değil diye. Cansız eşyalara da böyle incelik vardı Osmanlı toplumunda. Mumu veya lambayı yakmak veya söndürmek kelimesini kullanmazlardı. Lambayı uyandırmak, mumu dinlendirmek kelimesini kullanırlardı. Yani her yerden baktığımızda, nereden bakarsak bakalım, rikkat, hasbilik, diğerganlık, kadir şinaslık ve özverinin en üst düzeyde yaşandığı bir toplum. Bu toplum, bu Emanuel Karasu'nun en büyük projelerinden birisi, Türk İslam toplumunu kaba, ateerkil, psikopat, çağ dışı, yobaz gibi göstermek. Bunu son zamanlara kadar hala ülkemizde yaşıyorduk. Dindar kesimin nasıl bir aşağılanma içerisinde olduğunu. Bu böyle değildir. Evet, bizim toplumumuzda çocuk pek ortalıkta sevilmez. Evet, çocuk kucaklanıp öpülmez. Evet, hanımla erkek, kocasıyla beyi, hanımı sokakta yakın temas veya sarılarak çok yakın yürümez. Ama bunu bir profesör, tarihçi arkadaşım anlatıyor. Bunun da bir psikodinamiği var diyor. Büyük dünya savaşları ve büyük savaşlar yaşadı bizim toplum. Babalar şehit oldu. Çocuklar yetim, öksüz, anneler dul kaldı.
Onun için toplum içerisinde çok fazla çocuğu kucağına alıp sevmezlerdi veya hanımına yakın temasta bulunmazdı insanlar ki. Dul olan kadınlar veya babasız olan çocuklar bizim de keşke babamız eşimiz olsaydı diyerek yoksulluk belirtisi çekmesin diye. Yoksa baktığımızda Osmanlı kadar romantik bir toplum, Osmanlı kadar aşk, sevgi şiirleri yazılmış bir toplum yok. Bu toplum sevgiyi de çok güzel gösterirdi. Mesela şimdi tabii Beştaşlar önemli ama o zaman Beştaş yüzük yoktu. Beyi hanımına sırma işlemeli bir ayna hediye ederdi. Biraz da uygun fiyatı. Eşi aynayı niye aldın dediğinde şöyle derdi. Sana senden daha güzel verecek bir hediye bulamadığım için sana aynayı veriyorum derdi. Hem romantik hem ucuz. Şimdi tabii Beştaş yüzüklerin bu etkiyi yaptığını maalesef gözlemlemiyoruz. Bu da işte materyalizmin, yani hep daha fazlasını istemenin konumuz biraz bu. Şu anda dünya çok kötü durumda değerli hocalarım. Gerçekten hazzın kazandırdığı, şeytanın peşin olarak ödediği, Rahman'ın ahiret vaadi üzerine şeytanın hemen günah işlediğinizde, çünkü günah işleme şablonları, günah işleme kanalları çok yaygınlaştı. Çok kolay artık günah işlemek. Burada ben bir kavram üzerinde durmak istiyorum. Her zaman örnek verdiğim bir kavram, haz erteleme kavramı. Belki de buradan biraz işe başlamak lazım bu materyalist çağda. Bir marshmallow deneyi vardır. 1960'lı yıllarda ilk yapılmış. Fakat sonra 5-10 yılda bir farklı formlarla tekrarlanmış deneydir. Burada çocuğu bir odaya bırakır deneyici. Masanın üstüne de bir marshmallow şekeri koyar. Ve çocuğa der ki, oğlum bunu 5 dakika veya kızım 5 dakika yemeden durursan gelip sana bir şeker daha vereceğim. Orada baktığımızda çocukların çok güzel masum hareketleri var. Bazıları deneyici hemen odadan çıkar çıkmaz yiyor. Bazıları şekeri kokluyor, yalıyor ama yemiyor. Tekrar yerine bırakıyor. Bazıları odada yer değiştiriyorlar. O şekerle göz göze gelip zaafına kurban olup o şekeri yememek için. Hepsi kayıtlarda var. Bu insanlar 30 yıl gözlemleniyor. 30 yıl sonraki durumlarına bakılıyor. O hazzını erteleyen, yani orada o şekere dur diyebilen, şekere yemeyen çocukların ileride daha az suç işlediği, daha sağlıklı evlilik yaptıkları, daha iyi problem çözdükleri, daha başarılı oldukları ve insanlar tarafından daha fazla sevildiği görülür. Bu çağda, materyalist çağda belki de bizim en çok üzerinde durmamız gereken haz erteleme. Çünkü haz erteleme sorumluluğun da başlangıcıdır. Biraz bunun üzerinden geliyorlar. Bakın her şeyi bize hızlıca ve anında veren ve en iyisini veren bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda çocuklarımıza İslam'ı, Kur'an'ı anlatmakta, onlara günahlarını ertelemek, günaha bulaşmalarını önlemekte oldukça ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Avrupa şu anda hazların peşine o kadar düşmüş ki 5 yılda 10 yılda bir cinsiyet değiştirme, 5-10 yılda bir inanç değiştirme ekolleri. Yani bir şeyle yaşamak istemiyor. Kız doğdun ama kız ölmek zorunda değilsin. Erkek olabilirsin, ikisini birden deneyebilirsin. Veyahut inanç, işte Hristiyansın ama biraz deizmi deneyebilirsin, biraz agnostizmi deneyebilirsin. Şu anda ülkemizde de bunlar ciddi sorunlar. Avrupa özellikle aile konusunda çok kötü durumda. Fransa'da yaşanmış bir olay beni çok etkilemiştir. 2018 yılında bir çocuk okulda psikolojik problem yaşıyor ve onun annesini çağırıyorlar. Annesi geldiğinde bir bakıyorlar, bir erkek. Diyorlar ki biz annesiyle görüşecektik. Evet, annesi bendim diyorlar ama şu anda trans bir ebeveynim, cinsiyet değiştirdim diyor. Babasını çağıralım diyorlar, belki bir kadın gelir. Evet, babasını çağırdıklarında da bir kadın geliyor. Siz ben de babasıydım, şimdi ben de cinsiyet değiştirdim. Peki diyorlar annesine ve babasına, bizim bu çocukla ilgili öğreneceğimiz bir şey var. Çünkü bu sorunun, bu sendromun annesinin akrabalarından geçme olasılığı biraz var. Onun için size bir soru soracağız. Hamillik döneminizde hanginiz, eğer bu çocuğu doğurduysanız, hamillik döneminde bu çocuğun şu sendromları var mıydı? Veya anne tarafından böyle sorunların geçme olasılığı var mı? Ebeveynin verdiği cevap şu. Bu sorunun cevabı bizde değil. Çünkü biz taşıyıcı çocuktan dünyaya getirdik bu çocuğu. Annesi biz değiliz. Sperm bankasından da çocuğumuzun yumurtalarla şeylerini oradan aldık, spermlerini. Yani okul şaşırıyor tabii. Papa bu durumu duyuyor ve papa olaya acilen el koyuyor. Fransa'da bununla ilgili bir araştırma yapılmasını istiyor. Bir araştırma yapıyorlar. Fransa'da ebeveyni cinsiyet değiştirmiş %3,5 civarında veya
taşıyıcı anneden dünyaya gelen 3,5-4 civarında çocuk olduğu tespit ediliyor. Bunun üzerine aslında ciddi bir kaos ortaya çıkıyor bu olayların anlaşılması üzerine. Çünkü mesela çocuklar soruyorlar, annen kim? Bir şey cevap veremiyor. Baban kim? Bilemiyor. Bunun ilk çözümü olarak annen kim, baban kim sorusunu sormayı yasaklıyorlar. Bunu deniyor Fransa. Fakat bu da çözüm olmuyor. En son diyorlar biz bunu resmiyete dökelim ve 2019 Ekim ayından itibaren Fransa'daki nüfus cüzdanlarında anne adı, baba adı hanesi kaldırıldı. Yerine ebeveyn bir, ebeveyn iki hanesi kondu. Yani iki kadın da olabilir ebeveyni, iki erkek de olabilir, hiçbiri de olmayabilir. Bu LGBT'nin Q'sunun artısının hiçbir sınırı yok. Bunu her yerde söylüyorum. Şu anda Q denen bir şey var. Çok tehlikeli. Question, yani sorgulayan cinsiyet, akışkan cinsiyet, biraz tuhaf cinsiyet. Buradan gidiyorlar çocuklara. Her erkeğin içinde anima, biraz kadınsılık, her kadının içinde animus, biraz erkeksilik vardır. Bunu denetleyen toplumdur. Bunu kontrol eden ailedeki cinsiyet rolleridir. Cinsiyet rollerini kaldırıp çocuklara da şunu diyorlar. LGBT'den birisi olmak zorunda değilsiniz. Sadece bir sorgulayın. Acaba gerçekten kız mısınız, erkek misiniz? Belki ikisi de olmayabilirsiniz. Onun için cinsiyetinizi kendiniz seçin diye. Şu anda Avrupa bu aklımdan dolayı ciddi oranda muzdarip. Öte yandan annelik babalık rolleri karışmış. People and Baby Crash diye bir kurum var. Ben bunu bizzat gördüm Lyon'da. Sonra bir öğrendim ki Avrupa'da çok sayıda şubesi olduğunu gördüm. Gezdiğimizde orayı kurumdan izin alıp akademik bir gezi olarak incelemek istediğimizde kabul ettiler. Ve şunu gördük. İki katında 5 yaş altı çocuklar, 3 ve 4. katında 65 yaş üzerindeki dedeler ve nineler var. Yani Avrupalı şu anda modernleşmenin geldiği noktada ne çocuğuna bakabiliyor ne annesine babasına bakabiliyor. Ve şu anda Avrupa'daki en büyük projelerden birisi, Avrupa Birliği'nin desteklediği sosyal projelerden birisi, büyük bütçeli projelerden birisi, huzur evlerindeki yaşlılarla kreşlerdeki çocukları buluşturmak. Bizde zaten doğal olarak var. Bunu neden bozuyoruz? Evimize süs köpeği alıyoruz, süs kedisi alıyoruz. Evimizde odalarımız büyüdü. 3+1'ler yetmiyor artık. 4+1'lere geçiyoruz. Hep daha fazlasını istiyoruz. Ama evimizde bir oda eksiliyor. Anne baba odası. Belki ütü odası geliyor, hobi odası geliyor. Ben zaten hep şunu söylüyorum. Yani evcil hayvan beslemeye karşı falan değilim ama İslami camiada bu oran arttıkça huzur evlerine anne baba gönderme oranı da artacak. Çünkü sevgi eşit dağıtılması gereken bir şey. Fazlasını verdiğinizde Avrupalı ailelere baktığımızda bir kadın, bir erkek, en fazla bir çocuk ve oldukça fazla sayıda kedi köpek olduğunu görüyoruz. İnsanın psikik enerjisi bu şekilde dağılıyor. Gerçekten Avrupa çok kötü durumda. Yani burada söylemekten utanıyorum belki ama hayvanla ilişki, zoofili dediğimiz hayvan umumhaneleri artık Avrupa'da tartışılıyor ve çok yasal hale geldiği görüşülüyor. Sperm bankaları oldukça yaygınlaşıyor. Taşıyıcı annelik oldukça yaygınlaşıyor. Bizde henüz her şey çok bozulmamış. Bazı şeyler hala daha yerli yerinde. Bize birkaç yerden geliyorlar. Hür doğdum, hür yaşarım modunda yaşıyoruz şu anda. Şarkılar da zaten hep böyledir. Giderek daha fazla bireyselleşme, daha fazla özgürlük talebimiz özellikle gençlerde artıyor. Ama ben gençlere hiçbir şey demiyorum. Çünkü İbn Haldun der ki, çocuklar işaret parmaklarınızı değil, ayak izlerinizi takip eder. Yani siz nereye giderseniz çocuk oraya gider. Onun için çocuğunuzu eğitmeyin, kendinizi terbiye edin der İbn Haldun. Çocuk güzel bir tüccardır. Anne babaya bakar, anne babanın yaptığı şeyleri taklit eder. Tahta çanak hikayesi vardır bizim kültürümüzde. Bir anneyle baba dedesine ve ninesine yaşlı oldukları için çocuğun ayrı bir masada tahta tabakta yemek veriyorlar. Kendileri porselen tabakta yiyorlar. Birkaç gün sonra çocuğun bahçede bir tahtayı oyduğunu görüyorlar. Oğlum ne yapıyorsun? Size tahttan tabak hazırlıyorum. Yaşlanınca hazır olsun diye. Tabii anne baba o zaman durumu anlıyor. Yani mendakka dukkadır. Siz çocuğunuzu ne kadar kendinizden ayırıp part-time ebeveynliğe geçerseniz İşte doğduğunda bakıcıya, biraz büyüdüğünde kreşe, az daha büyüdüğünde anaokuluna, biraz daha büyüdüğünde ana sınıfına, sıdyan mektebine, Allah razı olsun belediyenin bilgiye evi var. Çok teşekkür ederiz falan cemiyetin yurtları var. Ama anne Elif Ba, baba Elif Ba demeden çocuğuyla hayatını geçiriyor. Aile hayatı böyle bir şey değildir. Bakın aile çok önemlidir. Hazreti Süleyman ordusu yaklaştığında karıncaların reisi evinize gidin, Süleyman ordusu sizi ezer. Farkında olmadan diye böyle bir talepte bulunuyor. Uykulu ve sakin akın. Evlerinize girin. Biz evlere girmiyoruz. Evleri anne babalar helikopter ebeveyn yaptı. Çocuğun
ÖSS'si, SBSS'si, gitar kursu, spor kursu, LYS'si, KPSS'si, aman bütün sonunda ne varsa bütün sınavlara hazırlansın. Rahmetli bir hocamız şöyle derdi. Tamam bu S olanları ÖSS'ye, ÖBS'ye, ÖKS'ye, LYS'ye hazırlayalım ama biraz da MBS'ye hazırlayalım çocukları. MBS nedir? Mahşerdeki büyük sınav. Biz MBS'yi biraz gerçekten ihmal ediyoruz. Çocuklarımız helikopter ebeveyni olduğumuz için bu helikopter ebeveyn tanımı da bir çocuğa aittir. Diyor ki annesine babasına, anne baba etrafında helikopter gibi dönüp durmayın diyor. Biraz beni kendi halime bırakın. Biz biraz öyle olduk. Şu dersini yaptın mı? Şu sınavını geçtin mi? Şu okuluna gittin mi? Aman işte şundan elde ettim mi? Yemeğini yedim mi? Falan. Fakat duygusal dünyalarını, manevi dünyaları duyurmakta bunlara istekli olmuyor. Biz helikopter ebeveyn olunca çocuk da anahtar çocuk oluyor. Evle ilgisi kapıyı açıp kapamak oluyor. Kavramlar oldukça önemli. Biz daha fazla özgürlük istedik ama şunu unutmayalım. İnsanoğlu çağlar boyunca giderek daha fazla özgürleşmiştir ama bu özgürlüğün bedelini yalnızlaşarak ödemiştir. Yalnızlık çok acıdır. Bugün İngiltere'de 11 milyon yalnız var ve Yalnızlık Bakanlığı kuruldu İngiltere'de. İngiltere'de hatlar var. Arıyorsunuz yalnız birisi olarak sadece konuşuyorsunuz. Bugün işte şunu yaşadım, işte yolda gelirken şununla tartıştım. O sizi dinliyor. Bu yetmiyor. Tabii yalnızlık intiharın en büyük belirleyicilerden birisi olduğu için, depresyona dolayısıyla intihara yönlendirdiği için İngiltere bir de şuna karar vermiş. Yalnızlıktan dolayı intihar edenlerden sorumlu bir genel müdürlük ihdas etmiş. Bu ikisi 2019-20 yıllarında gerçekleşti. Çok ilginç şeyler oluyor dünyada. Yani bizim kadar ailesi, geçmişi, kültürü güçlü olan bir toplumda maalesef ben de geçen bir dernekle ilgili konuşma yaparken bana da sordular ne yapalım, hangi kurumları açalım, Sıdyan Mektebi mi açalım, işte ne bileyim Dine Okul Öncesi kurumu mu açalım veyahut bir yurt mu açalım. Hayır dedim, bence bol bol huzurlu açmamız lazım. İslam'ın camianın huzurlarına ihtiyaçları var. Ne alakası var hocam? Dedim, bu kadar kreş açınca İslam'ın camia ne yapacak? Çocuklar bizi nereye bırakacak? Biraz tabii ilk başta algılama sorunu oldu ama sonradan. Şu anda Türkiye'de gerçekten bakın giderek yaşlanıyoruz Muhammed Hocam. Hane halkının sayısı 4,5'tan 3,5'a düştü. Evlilik yaşı 29,7. Daha acı bir şey söyleyeyim. Flört yaşı 13. 13'ten 29,7'yi çıkardığımızda 16,5 yıllık bir evlilik öncesi ilişki yaşama zamanı kalmış çocuklar. Bir başka örnek daha vereyim. Şu anda artık eskisi gibi insanlar tek bir ilişki, gençler özellikle yaşamak istemiyor. Çünkü haz çağı, herkesle yaşamak, herkesle haz elde etmek istiyorlar. Ve 1,9 yılda, yani yaklaşık 2 yılda bir ilişki değiştiriyor bu gençler. 16 yılı 2'ye böldüğümüzde 8-9 ilişkisi oluyor gençlerin evlenmeden önce. Bu tabii normal erkek veya kadın hisseden çocuklarda bu şekilde. Geçenlerde yine bir anneyle görüştük bir 5-6 ay önce. Annenin derdi şu, kızıma erkek arkadaş mütesettir bir anne. Neden hanımefendi böyle bir şey, ben bununla ilgili nasıl bir adam? Hocam diyor, çocuğun kızları mı iyi diyor, erkeklerin bunu tespit edemiyorum. İzlediği şeylere bakıyorum, giydiği şeylere bakıyorum. Onun için ben şimdi buradan durumumuzun vehametini ortaya koyduktan sonra tabii ki çok güçlü olduğumuzu da söyleyerek peki neden bu evlilik bu kadar zorlaşıyor? Bunun da araştırmasını yaptık. Gençlere 30 ölçüt verdik. Dindar olsun, zeki olsun, güzel yakışıklı olsun, uyuma uysun, hobilerimiz uysun. Mesela presentable olsun herkes seçiyor çocukların. 5000 genç üzerinde yaptık. Aşağıda adab-ı maşeratı bilsin. Onu kimse seçmiyor yani. Mantalitede bunun üzerinde duracağız. Kavramlarımızı alıyorlar bizden. Adab-ı maşeratı çocuk için zor bir kavram gibi geliyor. Beni taşısın. Aman Allah'ım herkes işaretlemiş beni taşısını. O kadar narsistik, o kadar ego şişmesi, o kadar sosyal medya kabarcığı yaşıyor ki çocuklar. En üst düzey varlık olmayı düşünmüyor aslında. Biz de bir hesap yapıyoruz. Kaç kişi ölçüt olsun bu 30 taneden? Bir bakıyoruz 16 veya 15-16 tanesi olsun diyor evleneceğim kişide. Hesap yaptığımızda 16-17 ölçüde taşıyan dünyada kimse yok zaten. Sen 29.7'ye şükredeceksin o zaman evlilik yaşının bu kadar ilerlemesine. Sende ne kadar var bu 30 ölçütte diye sorduğumuzda 5 veya 6 ölçüt olduğunu görüyoruz. İnsanlar hayali bir dünyada yaşıyor. Bu 5M'nin bunun üzerinde etkisi çok fazla. Şimdi öncelikle 5M'den neden bu 5M ile
insanı bir makine haline getiriyor bu takım. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu Emevi Hakkarasu'nun torunları bunları biz yaparken kendisi 3000 yıldır aynı dili konuşuyor. Kendisi dilinde hiçbir değişiklik yapmadı. Yaşam tarzında hiçbir değişiklik yok. Aynı doğrular var. Aynı şeyleri giyiniyor. Aynı kelimeleri konuşuyor. Aynı şeyleri yiyor. Ama bizden istediği şeyler oldukça önemli çaldı ama bir bakayım müsaadenizle. Evet değerli takipçilerimiz, Ahmet Akın hocamız ilmiyle bizi ziyadesiyle donatıyor. İnşallah dinlemeye devam ediyoruz. Kısa bir aramız oldu. İnşallah bir sıkıntı yoktur hocamızın bulunduğu yerde. Ses çok gelmiyorsa yani bir iki dakikaya kapanır dediler. Çok rahatsız etmiyor herhalde sizi. Yok hocam, peki. Çok gelmiyor hocam. Şimdi dediğim gibi bunlar gerçekten kültürlerine, geleneklerine çok bağlılar ama işte bizi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyorlar. Bunu da vaktimizde daralıyor. 5M üzerinden yapıyorlar. Hızlıca o 5M'yi de. Peki neden bunu yapıyorlar? Çünkü evlenen, ailesi olan insan istemiyorlar. Çünkü kullanabilecekleri makine gibi davranan, yasağı yiyen, içen, üreten, tüketen bir insan olsun istiyorlar. Evlilik onlara göre maliyetli. Çünkü evlenen çocuğunu düşünecek, evlenen miras bırakacak, evlenen soyunu devam ettirmek için uğraşacak. Bunu istemiyorlar. Sadece Romanya'daki Çavuşescu döneminde veya Bulgaristan'daki Jivkov, Tudor Jivkov dönemindeki gibi tüketen, kendi sistemine hizmet eden insanlar oluşsun istiyorlar. Bu yüzden birincisi M modayla geliyorlar. Moda gerçekten çok güzel iki söz var. Galiplerin, mağlupların galipleri taklit etmesi. Birincisi bu. İkincisi de başkasının yürüyüşünü taklit eden kendi yürüyüşünü unutur. Modayla bize bunu yaptırıyorlar. Ben bazen bir erkek olarak iyi bir mağazadan pantolon almaya gidiyorum. Ve getirdikleri pantolon diye sattıkları şeyi giyemeyeceğimi düşünüyorum. Tam şöyle bir şey demek istiyorum. Ya bu bir kadın pantolonu herhalde falan. Diyecekken kendimi toparlıyorum. Yani benim giyemediğimi bir kadın nasıl giyebilir? Mahremiyet ve tesettür açısından diye sorguluyorum. Ben onun için hep şunu söylüyorum. İnsanoğlu nasıl giyinirse öyle düşünür, öyle hisseder. Ve toplumu dönüştürmede modanın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle küçük yaşlardan itibaren. Yani şöyle bir şey yok. Büyüyünce değişir, büyüyünce farklılaşır. Asla öyle bir şey yok. Nasıl giyinirse öyle hisseder. Ve şu anda maalesef giyim noktasında kadın erkek ayrımı kalmadı. Estetik adı altında toplum değiştiriliyor. Kimse bedeninden memnun değil. Bakıyorum berberin orada çocuk 1,5-2 saat berberde. Oğlum ne yapıyorsun 2 saat? Maske yapıyorum. İşte tüyleri maldırıyorum. Sen erkeksin, ağırlısın, mutlusun, Samsunlusun, Edirnelisin. Senin Allah böyle yaratmış. Fazla uğraşma. Ama bakıyorum ki özendirdiği beyaz insan, dizilerde gördüğü, sosyal medyada gördüğü makbul, muhtemel insana benzemeye çalışıyor. Onun için yırtık kot giyiyoruz ama yamalıklı giymiyoruz. İşte haz erteleme. Aslında biraz çocuklarımıza eskiyi veya tasarrufu, ekonomiyi öğretmemiz noktasında onarmamız, giysilere şey yapmamız oldukça önemli. Yine estetik, çocuğunuza Barbie bebek verirsiniz küçükken, o 15 yaşına geldiğinde estetik ameliyatı istersiniz. Çünkü siz ona en mükemmeli göstermişsiniz. Şu an beden kaygıları, beden imge bozuklukları, bedenden memnun olmama düzeyi özellikle ergen genç kızlarda 12-18 yaş arasında ciddi oranda artmış vaziyette. Hiç kimse kendi bedenine memnun değil. Herkes farklı bir beden. Özellikle sosyal medyadaki sunumlara vesaire baktığımızda. Bizim yamalıklı pantolonumuz vardı. Şu anda yırtık kot verdiler bize. Bele sarılan kuşağımız vardı. Onu aldılar. Düşük belli pantolon verdiler bize. Ve ben hep onun için şöyle söylüyorum. İnsanoğlu veya bizler bir değişiklik yapacaksak İki şeyden başlamamız lazım. Birincisi buzdolabı. Starbucks'tan kahve içen çocuk Müslüman gibi zor düşünür. McDonald's'tan yiyen çocuğa ümmet şuuru veremezsiniz. Ne yiyoruz? Önce ona bakmamız lazım. Buzdolabı. İkinci dolapta gardırobu. Gardırob aslında ama uyusun diye ben gardırobu diyorum. Gardırobunda ne var? Ne giyiyor bu çocuklar? Elbisemizin üzerinde ne var? Hangi amblem var? Hangi tişört? Giydiği ne kadar uygun bir elbise?
Bakın bu model ile birlikte artık çocuklarımız müzik de bir moda oldu malumunuz. Müzik modaları var. Özellikle BTS denen bir grup hepinizin dikkatini çekiyordur son zamanlarda. Üçüncü cinsiyetle yani kız erkek ayrımını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir müzik grubu bu. 7 kişiler Güney Koreliler. Güney Kore'den seçmelerine çok mantıklı üst aklını oradan seçmesi. Çünkü Güney Kore'de kız erkek vücutları birbirine benzer. Minyon tiplidir. Boy olarak da birbirlerine yakınlardır. Kıl tüy açısından da kadın erkek farkı çok azdır. Zaten çoğu erkeğin sakalı olmaz. Orada seçiyorlar. En alıcı şekilde ve can vurucu şekilde bu çocukların bu BTS grubunun 3'ü kız 4'ü erkek. Ama hangisi kız hangisi erkek gizliyorlar. Bir hafta hepsi pembe giyiniyor. Bir hafta hepsi siyah giyiniyor. Çocukların bu BTS grubunun hayranı olan Türkiye'de 300 bin genç var. Dindar camiadan, muhafazakar camiadan da oldukça fazla sayıda genç var. Ve bunlar kendilerine fan demiyorlar, hayran demiyorlar. Army, ordu diyorlar. BTS'nin ordusuyuz biz diyorlar. Çünkü bu BTS'deki her bir, o 7 kişiden her birinin yıllık 47 milyon dolar kontratı var. Bu kontratta her şey yazılı. Nasıl eşcinsel hareketleri yapacakları, nasıl müzik söyleyecekleri, nerede ne yapacakları ve bir ergenin arzularını duyuracak, özdeşim kurmasına yardımcı olacak her türlü davranışı sergiler çünkü kontratlarında yazılıyor. Çünkü çok iyi psikologlar var. Çok hayır yapıyorlar. Ergenin en büyük görmek istediği şey, özdeşleştiği kişi de iyi bir insan olması. Evet, onu yapıyorlar. Çok sempatikler, onu da yapıyorlar. Mesela konserlerinde hayranlarının içlerine giriyorlar konserlerde. Her birileriyle yakın temas kuruyorlar. Hepsinin danışmanları var. Bir mail attığınızda 3-4 saat sonra mailinize yanıt geliyor. Ve güzel yanıtlar geliyor, makul yanıtlar. Böylece sinsice bir üçüncü cinsiyet tuzağı kurgulanıyor buradan. Ve Umre'ye gider gibi Kore'ye gidiyorlar gençler. Bu pandemiden önce ben birkaç şey duymuştum. Otobüslerle veya uçaklarla işte turlar düzenleyerek Kore'ye gidiyorlar. Çok büyük bütçe. Maalesef burada ben bu 5 M'nin yanında 3 tane de T'den söz etmek istiyorum. Onlar da yeri geldiğinde söyleyeceğim. Birincisi teberrüç. Yani bu çağın en büyük sorunlarından birisi. Kadınlar için özellikle geçen de cazip görünme, albenili görünme, daha feminen görünme. Dışarıya doğru özellikle. Erkeklerde tekasür, böbürlenme. Nasılsın diyorum, 300 işçi var diyor. Ya ben sana nasılsın diye soruyorum. Yani insanlarla ilişkin nasıl, doğayla ilişkin nasıl, Allah'la ilişkin nasıl. Çocuğa soruyorum nasılsın oğlum? Veya kızım diyor ki hocam benim ortalamam 3.97. Ya ben sana ortalamanı sormuyorum. Bugün ne yaptığını soruyorum. Yani herkeste bir tekasür. Malumunuz tekasür süresi indiğinde cahiliye döneminde en büyük sorunlardan, en büyük özelliklerden birisi sülalece kalabalık olma arzusuydu. Büyük durum arzusuydu. Ve Kureyşliler derdi ki bizim 2000 kişi sülalemiz. Öteki de derdi ki bizim 2000 yok ama 1700 var. Ama 700'de ölümümüz var. Onlara da katın 2400 yapıyor. Böylelikle ayette der ki sizi büyüklük öyle bir kapıldı ki kabirleri ziyaret etmeye başladınız. Şu anda tam olarak bu yaşıyor. Yani lejyonerlerin her şeyi yiyip doyduktan sonra tekrar devlet büyük boğazlarına sokup kusarak daha fazlasını yemeye yönelik bir çağdayız. Bunu kapitalizm bize yaptırıyor. Onun için bu moda konusu çok çok önemli. Giyim kuşam ve yeme modası. Giyim kuşam modası, müzik modası. İkincisi medya. Medya da buna çok hizmet ediyor. Özellikle ana akım medyada akşam gençlik dizilerine bir bakın. Hepsi rezalet. Hepsinin fragmanlarında cinsellik içeren bir müstehcen bir fragmanla kapatıyorlar. Hepsinde aldatma var. Haber programlarının neredeyse yarısı şiddete ve aldatmaya ayrılmış. Aileyi bozmaya yönelik. Efendim çocuklar bunları izliyorlar. Aldatılacaksam, şiddet göreceksem neden evlenelim diyorlar. Bizim acilen genç yaşta evlenmiş, 20'li yaşlarda evlenmiş, çoluğu çocuğu fazla olan güzel aile örneklerini artırmamız, bunları ön plana çıkarmamız, bunlar üzerinden gönüllü artırmamız lazım. Sosyal medya zaten ayrı bir, artık orada bu da olmaz diyeceğimiz neredeyse bir şey kalmadı. Hem bizim narsizmimize yol açıyor, hem bizim hayattan keyif. Geçen Pierre Loti'de bir genç kız, dünyanın en güzel manzaralarından birisi. Arkada Eyüp Kabristanlığı, önde dünyanın en güzel hariçlerinden birisi. Da Vinci bile oraya köprü yapmayı düşünmüştü. Geldi orada, selfie yaptı. Hiçbir yere bakmadan selfie çekti. Kendisini hemen Instagram'a koydu.
genlerini kapattı, sivilcelerini kapattı, Photoshop yaptı falan. Sonradan da hemen bakıyor beni kim beğendi. Beğenenleri beğenmeye çalışıyor. Ben de dedim ki yanımdaydı. Dedim bak bir şey söyleyeceğim. Benim alanım olduğu için yanlış anlama. Biz insan davranışlarını gözlemleme ve şey yapmaz zorundayız. Sen dedim burada beğeni alıyorsun ama kendin değilsin. Sanal bir kimlik buradaki. Sen değilsin. Sen farklı birisin. Bak sen şu an karşında duruyorsun. Ama buraya koyduğun kişi o kadar farklı bir kişi ki. Abdullah olmuş. Bir hocamız diyor buna da Abdullah. Beğeni kulu olmuş herkes. Kim ne kadar beğenecek, kim ne kadar beğeni alacak, kim herkes şair, sosyal medyada herkes filozof, herkesin ailesi mutlu. Beni arıyor yarım saat sonra oraya çocuğunun doğum gününü koymuş. Eşimle kavga ediyor. Yarım saat önce niye bu mutlu tabloyu koydun? O geçen yılki tablodur. Yani bir karşıt tepki geliştirme üzerinden yaşanıyor. Bir inkar üzerinden yaşanıyor. Bir yansıtma üzerinden yaşanıyor hayatlar. Yani hayatlar hep savunma mekanizmaları üzerinden yaşanıyor. Yine bir yakının yeni anne oldu. Allah uzun ömür versin çocuğuna. Allah bağışlasın. Onu da kızdım, uyardım kibarca. Gece kalkıyor, beyaz bir abiye giymiş. Gece kalkmış yani onu sanırım çözdük. Beyaz bir abiye giymiş, çocuğu kucağına almış. Annelik sabahlara kadar uykusuz kalmaktır. Başka bir durumuma geçiyor WhatsApp'ta. Annelik çocuğun nefes alışından hastalığını anlamaktır. Tamam güzel. Sabah bakıyorum kocasının gözleri kızarmış. Bir yerde denk geldik. Oğlum ne oldu? Çocuk mu yoktu? Sana ne? Senin ne ilgisi var? Eşim bakmıyor mu? Yok diyor. Gece kalıp çekim yapıyor. Koyuyor saat 2.30'da yatıyor diyor. Çocuğu bana veriyor. Kıza dedim ki bak seni hastaneye yatırmamız lazım. Sen dedim şu anda paranoid şizofreniye doğru ilerliyorsun. Ondan sonra eskiden senin gibileri yatırıyorduk. Şimdi dedim herhalde normalleri yatıracağız ki bunları yapmayanları sizden zarar görmesin diye biraz kibarca böyle yüzleştirdim onu dinliyordu. O da haklısın abi dedi. Kaldırdı daha dikkat edeceğim. Yani herkes hayatının en iyisini, ideal benliğini, ütopik benliğini, ülkü benliğini koyuyor. Hiç kimse gerçek durumunu koymuyor. Bir de sanal nazar var. Ben hep inanırım. Çocuğunun namaz kılan çocuğunu, işte güzel bir anını, bunları aileyle yakın bir anı, bunları asla sosyal medyada paylaşmamak lazım. Eskiden bakışı güçlü bir teyzemiz, bir amcamız olurdu. Maşallah dedi 40 gün yaşardı. Şimdi sizin oraya koyduğunuz herkes anında görülüyor ve bunlar sanal nazar dediğimiz, bakın Alzheimer'lar artacak, demanslar artacak, otizm problemleri artacak, çocuklarda ahlak, haya problemi, her şeyden önce hiçbir şey olmasa 3. M'ye geçeceğim burada, mahremiyetimiz bitiyor. Ev içi, ev dışı kalmadı. Rahmetli babaannemin son nefesi diye insanlar ödüllerini paylaşıyorlar. Böyle bir dünya, yani ne ara biz bu hale geldik? Bu çok önemli bir soru. Bunları sormamız lazım. İnsanın özeli olması lazım, evinin içi olması lazım. Yediğini içtiğini eskilerin güzel bir lafı vardır. Yediğini içtiğini sana kalsın, bana gördüğünü anlat derler. Yani bana ibret bir şey anlat. Şimdi yediğimiz, içtiğimiz, yemediğimiz, neyimiz varsa gittiğimiz, geldiğimiz. Bir de zamanımızın çoğunu burada geçiriyoruz. Ortalama anne babadan 15 WhatsApp grubu var. Her birinde 6 dakika ayırıyorlar günde. 90 dakika yapıyor. 1,5 saat. Çocuk da bu arada annesi yine ödevini veya babası diyor ki oğlum WhatsApp'tan soruyor ödevini yaptın mı diye. Yani evler otele dönmüş. Salonlar, evin salonları kabul şeylerine dönmüş. Otellerin mobillerine. Öyle bir evde bizim evi iyi yaşamamız lazım. Evi nazik tutmamız lazım. Mahrem tutmamız lazım. Hayayı, edebi çocuğa öğretmemiz lazım. Gazali insanın gelişmişliğinin göstergesi olarak okuma yazmasını, problem çözmesini değil, utanmasını gösterir. Utanıyorsa bir çocuk büyümüştür de. Sonra da biz çocuklarımızdan bu sosyal medya üzerinden geçenlerde işte bir yıl önce kadar çıkmıştı bir çocuğun mevlüdünü yapıyorlardı. Yani aman Allah'ım 50 bin liralık, 100 bin liralık mevlütler. Bakın bunlar çocuklara narsizme yol açıyor. Herkesin bir narsizmi var. Herkesin düşük de olsa bir sosyal medya kabarcığı var. Herkes olduğundan farklı görünmeye çalışıyor. Bu çocuklar ileride materyalizme tuzağa düşecekler. Sosyal medyada çocuğun fenomen olsun, bunda bir sakınca yoktur diyenlerin sayısı giderek artıyor. Şimdi geçelim vaktimiz de daralıyor. Üçüncü neye? Mahremiyet. Mahremiyetle ilgili ciddi sorunumuz var. Dunning-Kruger sendromuyla açıklayacağım bunu. Dunning ve Kruger iki araştırmacı şunu buluyorlar. Cahil insanlar, kibirli insanlar, bilgisiz insanlar ve utanmaz insanlar. Bu durumlarıyla en kısa sürede yüzleşip, öz eleştirilerini yapıp farkındalık kazanmazlarsa bir ay geçtikçe bu iş giderek zorlaşıyor. Bir yıl sonra imkansızlaşıyor. Yani insanın kendiyle yüzleşmesi en zor şeylerden birisidir. Onun için ilk bilim dalı astrolojidir. İnsanlar ilk önce kendilerine en uzak olan şeyle ilgilenmiştir.
En son bilim dalı da psikolojidir. En son kendine bakmıştık. Biz biraz kendi gerçekliğimizden uzaklaşıyoruz. Ve aman şundan da bir şey olmaz, bundan da bir şey olmaz, şurasını da koysak bir şey olmaz diye diye artık en namahrem, en özel anlarımız bile sosyal medyada paylaşılır oldu. Evlerimizde eskiden güneşlik vardı, tül perde vardı. Onlar kalktı, yerine stor perdeler, zebra perdeler geldi. Artık iş yerinde bile olmayacak şeyleri evlerin içerisinde. Babalarımız, annelerimiz dikkat ederdi. İğne ucu kadar evimizde dışarıdan bir şey görünmesin, evin bereketi kaçmasın diye. Şu anda öyle değil. Bir de mahremiyet, bilginin de mahremiyeti var. Buradan tecessüs kavramı, üçüncü T. Birincisi tekasür, ikincisi teberrük, üçüncüsü de tecessüs. Bela tecessüsü. Biz sosyal medyada mahremiyeti ihlal ederek tecessüs yapıyoruz. Sokrates'e birisi gelmiş demişti. Sana bir şey söyleyeceğim demiş. Biriyle ilgili, seninle ilgili birinden duydum. O da demiş ki önce en büyük bir adamım, düşünürüm demiş. Onun için vaktimi almama adına seni hemen bir filtreden geçireyim, sonra dinleyeyim. Birincisi demiş, söyleyeceğin şey işini doğru mu? Emin misin? Hayır değil. Emin değilim demiş. İkincisi, işime yarar mı? Emin değilim demiş. İkincisi, iyi bir şey mi? Değil demiş. Peki demiş, doğru olduğundan emin değilsen, işime yarayacağından emin değilsen, iyi olduğundan emin değilsen, bu bilgiyi bana niye söylüyorsun demiş. Sonra sosyal medyada bilginin de mahremiyeti kayboldu. Beyin yoruluyor. İnsanoğlunun beyni değirmen taşı gibidir der İbn-i Haldun. İçine bir şey koymazsanız kendi kendine öğütür. İşte ona bakıp buna bakıp başkasının mahremiyetine bakıp boşanmalar aldatmalar. Ben hep söylüyorum, WhatsApp durumlarda sosyal medyaya çocuklarınızı, ailenizi asla koymayın. Hiçbir faydası yok. Oraya başka bir sembo şey yapın. Güzel bir şey koyacaksanız illa bir profil resmi. Onun için bu da ayrı bir yönden gidiyor. Mahremiyet neredeyse artık giyim kuşam da dahil, tesettür de dahil, erkeğin de tesettürü vardır. O da dahil. Yani artık giderek azalıyor. Dördüncüsü materyalizm. Materyalizm demek maddeye düşkünlük demek. Hep daha fazlasını istemek demek. Kızılderili atasözü der ki atlarımız orada da hızlı sürdük, ruhlarımız geride kaldı. Bakın gönül kelimesinin İngilizce'de karşılığı yoktur. Protokolün de bizde karşılığı yoktur. Onun için gönülü İngilizler hiçbir zaman kendi dillerine çeviremediler. Protokolü de biz çeviremedik. Biz materyalist bir toplum değiliz. Biz duygusal bir toplumuz. Manevi yönü güçlü olan bir toplumuz. Ama bize hep daha fazlasını harcamayı, hep daha fazlasını yemeği, hep daha lüksünü, hep dahası, hep daha iyisi, hep daha güçlüsü, hep daha güzeli, daha fazla başarı, daha fazla tüketim yetmiyor. Ev eşyaları 3 yılda bir koltuk değişiyor. 10 yılda bir efendim mutfak değişiyor. En mutaassıbından en sekülerine kadar bu böyle. Bir çocuğun odasında 30 tane tişört olmaz. 5 tane ayakkabısı olmaz. Çocuk haz ertelemeyi bilecek. Çocuk mahrumiyeti bilecek. Bakın bu materyalizm ve kapitalizm o kadar ilginç bir şey ki kutuplarda avcıların kutup ayısı avlamasına benziyor. Kutuplarda avcılar buzun içerisine bir jilet, keskin bir balta yerleştiriyorlar. Ucuna da kan sürüyorlar. Ayı geliyor, o kanı yalıyor, dili kesiliyor ve dilinin kanı iyice ona cazip geliyor. Kendi kanını bu sefer emmeye başlıyor. Belli bir süre sonra yığılıp kalıyor. Onu öldürmüyor avcılar silahla çünkü derisi çok değerli. Dostu çok değerli. Biz şu anda kapitalizm böyle. Sunduğu şeyle, müzikle, gıdayla, modayla, medyayla, sosyal medyayla, diziler birer kanlı balta bizim için. Biz bunları tükettikçe aslında dilimizdeki kendi kanımızı emiyoruz. Böyle giderse bir gün o kutup ayısının avcıların baltasındaki kanı yalayıp sonra belli bir süre sonra kendi kanını emerek kendi kanını bitirmesi gibi kendi kültürümüzü, medeniyetimizi bitireceğiz. Onun için hep daha fazlasını isteme, hep daha iyisini verme insanı mutlu etmez. Materyalizmin söylesi de böyle değildir. Öyle olsa İskandinav ülkelerinde herkesin mutlu olması lazımdı. Dünyanın en yüksek refah düzeyi olan ülkeler ama öyle değil. En mutlu ülkede çocuklar Afrika'dan çıkıyor. Çünkü kanaat, doyum, şükür, tevekkül. Bugün özel kolejlerde özellikle bu doğum günleri o kadar fazla kutlanıyor ki her şeyin bir günü var. Çocuğa hediye geliyor, ayakkabının markasına bakıp geri veriyor. Bunu mu bana layık gördün diye. Biz de biraz evlerde böyle yaptık. Doğum günü, evlilik yıl dönümü, evlenmeden önce bakıştığımız günün arefesi. Her güne bir anlam yüklersiniz. Birini kutlamayı unutunca da insanı boşanmalara kadar gidiyorlar. Daha fazla görünür olmak, daha ön planda olmak, daha şık olmak, daha iyisine sahip olmak, daha bu materyalizmin çarklarının arasında, dişliler arasında biz ezilip gidiyoruz. Son olarak mantaliteden söz edeceğim ve bitireceğim inşallah. Mantalite şudur.
Bizim kavramlarımızı aldılar. Çocuklarımıza namus diyemiyoruz çünkü namus cinayeti. Töre diyemiyoruz çünkü töre cinayeti. Irz diyemezsin, ırzını, iffetini. Ağır gelir bu bir çocuğa. Hem kıza hem erkeğe. Biz Yeniçeriyiz, bize şövalye kostümü giydiriyorlar. Kavramlarımızı alıyorlar. Müslüman gibi düşünmemizi önlüyorlar. Müslüman gibi, aslında sözcükler çok önemlidir. Sözcükler de materyalizm üzerinden kurgulanmış. Çocuğa yemek nasıldı diyorsun, iğrenç diyor. Hava nasıl, berbat diyor. Depresyon artacak. Yani kavramlarımız, kültürümüz, düşünce dünyamız. Bu beş meyli aslında modayla bizim fiziksel yönümüzü değiştirdiler. Materyalizmle ekonomik tasarrufumuzu ve hasbiliğimizi aldılar. Medyayla ahlakımızı ve mahremiyetle ahlakımızı yok ederek fazla. Mantaliteyle de düşünce dünyamızı. İnsanın dört boyutu. Fiziksel boyutu, duygusal boyutu, ahlaki boyutu ve düşünsel boyutunu bizden aldılar. Tabii bunların çözümü bizden söylenecek şekilde değil ama en önemlisi bunları fark etmek, bu programları çok sık yapmak, niyet etmek, bir olmak. Yani bu İslam camiadaki ayrılık, bölünmeler beni çok üzüyor. Yani bir temel dedesine demiş ki torunu. O dede demiş, ezan okunuyor. Bacak bacak üstüne atmışsın. Bacaklarını indir. Bu bizim ezan değil demiş. Kendi mahallemizden okunca cenne cenalık deyip ayağını indirmiş. Şimdi bu duruma geldik. Yani kendi mahallemizin ezanını bekliyoruz. Hiç bunlara gerek yok. Ve kendimize bakmamız lazım. Evimizi Ashab-ı Suffa'nın mektebi gibi yapmamız lazım. Kendimizi eğitmemiz lazım. Çocuklarımıza rol model olmamız lazım. Ve fark etmemiz lazım. Fark etmeyene her şey kolay. Temel Amerika'ya gitmiş, dil bilmiyor. Kurallara uymamış. Ters yönde gidiyor trafikte. Sıraya girmiyor. Herkesle kavga gürültü. 3 ay sonra ülkesine dönmüş. Türkiye'ye dönmüş. Demişler ki Temel nasıl? Çok zorlandı mı? Ben değildi, onlar biraz demiş. Şimdi biz fark etmeyince sorunun bizde olduğunu çok da zorlanmıyoruz maalesef. Bu kitlelerin bilgeliğini harekete geçirmemiz lazım. Toplumsal farkındalık uyandırmamız lazım. Davalığın aptalı derdini mübaşire anlatırmış. Biz gidip başkasına derdimizi anlatıyoruz. Derdimiz bizde. Yani bizim sıkıntımızı tekrar bizim kültürümüze dönerek ve internet kadar cazip olarak en az. Çünkü internet biz çocuğumuzu ele geçirmezsek bizim yerimize çocuğumuzu eğitecek, çocuğumuzun mefkûresini geliştirecek, onun ahlakını dönüştürecek çok fazla şey var. Son olarak 2-3 şey söyleyerek bitirmek istiyorum. Çocuklarımıza bu haz erteleme kelimesi çok önemli. Onlara eğer doğum günü kutlayacaksak alalım telefonumuzda bakan, bürokrat, müsteşar telefonu kadar fakir, yoksul, miskin, sail numarası da olsun. Maddi yönümüz kadar manevi yönümüz de güçlü olsun. Çocuğumuzun doğum gününde diyelim ki evladım gel bugün senin doğum günün, gidelim markete. O şeker çikolata alsın, biz de peynir zeytin alalım. Gidelim torbamızı dolduralım. Diyelim ki bak çocuğumuza evladım Allah'ın bize verdiği emaneti burada ihtiyacı olanlarla paylaşırız. Haydi sen de şu şekeri çikolatayı şuradaki kardeşimize ver. Biz de şekeri çikolatayı orada verelim. Yağımızı, şeyimizi. Sonradan da çıkışında diyelim ki oğlum bak bugün senin doğum günün. İyi ki sen doğdun. Allah seni bize bahşetti. Senin aracılığında böyle bir hayır yapmış oldun. Alternatif doğum günü kutlama partisi budur. Bu materyalizm çağında. Başka türlü şükür, hamdı, kanaati, bir de dinimizde Müslüman üzerindeki 5 hakkından ikisi çok önemli. Hasta ziyaretleri ve kabir ziyaretleri. Onlar öyle nostalji olsun diye yapılan şeyler değildir. Çocuklarımızda eksiklerini, zaaflarını, yoksulluğu, maddi durumu iyi olmayacağını, her zaman hayatın ona iyilik vermeyeceğini, zaman zaman sıkıntılar yaşayacağını da göstermemiz gerekiyor. Ve Allah'a şükredecek çok şeyimiz var. Acil serviste amca nefes darlığından dolayı oksijene bağlanmış. 2-3 saat sonra 5000 lira fatura getirmişler amcanın önüne. Amca başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Hastanenin müdürü gelmiş. Amca kendini yıpratma, yoğun bakımda yeni çıktın. Dikkat et. Eğer maddi durumun iyi değilse faturayı şey yapalım, düşürelim veya yapalım. O önümüz ben son derece zengin birisi ama bugün bir şeyi fark ettim. Siz bana 2 saat oksijen verdiniz. Benden 5000 lira istiyorsunuz. Allah bana yıllarca bu nefesi bedava vermiş. Ben ne kadar az şükrediyormuşum. Bu hikayeleri oturup konuşalım çocuklarımızla.
İbrahim Ethem'i bilsin çocuklarımız. Beyazıt Destami'yi bilsin, Cüneyt Bağdadi'yi bilsin, La Fontaine'i bilmesin. La Fontaine'le mefkuresini doldurmasın. Bizim menkebelerimizle, kıssalarımızla, Hayat-ı Sahabe'yle, Kısas-ı Enbiya'yla doldursun. Böyle olursa kurtuluruz. Ha ama hür doğdum, hür yaşarım. Kime ne kime ne, bana müdahale edemesin, karı koca birbirine. Bu kelime çok yanlış. Karışacak da, müdahale de olacak, tartışma da olacak. Evlilik böyle bir fanus içerisinde pamuk ipliğiyle bağlı bir şey değildir. Gerginlikler de olacak. Ama bunların hepsini Mevette ile çözeriz. Konu çok, anlatılacak şey de çok. Ama vaktimizi de açtık. Ben sözlerimi burada son veriyorum. Sürçülisan ettiysek hazirinden affımı istirham ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bazen Zülfiyar'a dokunduk. Bir imam arkadaşım önüne bakarak vaaz veriyordu. Dedim ki hayır da siz iletişim dersi falan da alıyorsunuz ilahiyatta. Dedi ki ondan değil Ahmet Hocam dedi. Geçen dedi içki içmeyin diye konuşurken birbirine göz göze gelmişim. Dışarıda beni az daha duyuyordu. Sana ne benim içkimden diye. Şimdi bazen ben de böyle anlatırken birilerine laflar dokunuyorsa haklarını helal etsinler. Onlar için değil toplum için, İslam ümmeti için bunları anlattım. İnşallah başka zamanlarda görüşmek üzere. Ben sözü size emanet ediyorum Ahmet Hocam. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Çok önemli noktalara temas ettiniz. Her biri ayrı başlık olacak konular aslında. İnşallah ilerleyen zamanda ayrı ayrı konuşuruz bunları diye. Şimdiden İnşallah. Sizi davet etmiş olduk ilerleyen zaman için. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Sağ Allah ol. Yeminizi verebilirsin. Takipçilerimizin tekrar dinlemelerini tavsiye ediyoruz bu programı. Bu takip size. Konusu önemli. Benim bir öğrencim var, master öğrencim. Benden fazla takipçisi var. Çocuğu az daha bırakıyordum yüksek lisanstan. Ama o satın almış. Ben ilkeli davranıyorum. Şaka yapıyorum tabii ama yani bu konuşmaların ulaşması için etkili oluyor. Evet, hocamızı ilminden istifa ettik. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Allah razı olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a İnşallah. Sizlere de hürmet ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Eyvallah.